var ya. Çektik bir evet. Ne diyeyim? Türkiye genel için önce söyleyeyim. Şu anda 307 bin kadar inşaata başladık. Yoluna girdi, devam ediyor. 253 bin kadar vatandaşımız da yerinde dönüşüm için bize müracaat ettiler. Onlar da kimisi çap alıyor, kimisi aplikasyon prosesini hazırlatıyor, müracaatlarını yapıyor derken işler yoluna girmeye başladı. Biz de bu ay sonu itibariyle ilan ettik. 46 bin konutu kesin kabulünü yapıp dağıtmak için kurallara başlayacağız. Hatay'da da 7 bine yakın. Evet, inşaatlarımız tamamlandı. Bunlar için AFAD'dan hak sahipliği listesi aldık. Önümüzdeki günlerde kura çekilecek. İnşallah onlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelişiyle birlikte, teşriflerle birlikte dağıtıma başlanacak. Yani çok kısa süre içerisinde, en geç bir ay içerisinde hepsini dağıtmış olacağız Hatay'da da. Efendim, sokak röportajları yaptığımızda 2024 yılı sonunda insanların yeni bir hayat, Hatay, yeni bir yaşama kavuşacağına dair umutları çok fazla. Sizin de bu yıl son, 2024 yılı sonu için planlarınız nelerdir? Sizin bu şehrin ihyasında ve inşasında büyük emekleriniz var. Sizin planınız nedir 2024 yılı sonunda? Yeni bir yıla başlıyoruz. Rabbim güzel bir yıldır nasip eder inşallah. Şöyle ki 2024 sonuna kadar her iş yoluna girmiş olur ve bu iş bitmiş olur diye bir şey söylemek insanları biraz aldatmak olur. Evet. Neden derseniz yaz başında biz tamamıyla altyapıya başlayacağız. Su, kanal, arıtma tesisi gibi altyapıyla ilgili yağmur suyu kanalları gibi ne varsa hepsinin işine başlayacağız. Bu haliyle belki bir seneden fazla bir zaman alacak. Sonra şu anda devam eden inşaatlar evet 2024'ün sonuna kadar bitecek ama önümüzdeki günlerde başlayacağım binlerce konut daha var merkezde. Evet. Gerek stat yerinde, gerek Atatürk Caddesi'nde, Kurtuluş Caddesi'nde, birkaç tespit ettiğimiz Defne'de, Samandağ'ında yerlerimiz var. Bunlar da bir sene sonra teslim olacak, başlayacaklar. Yeni başlayacaklarımız. O zaman 2024 sene kadar binlerce konut teslim ederiz ama asıl konutların teslim olup ana caddelerin yavaş yavaş yapıldığı, altyapısının bittiği dönemi belki 2025 sonu gibi görmekte fayda var. Ve daha sonraki senelerde inşallah Hatay'da hiç deprem olmamış gibi birkaç sene sonra normal hayat başlar. Çocuklarımız sokaklarda oynamaya başlar. Aileler huzurla alışverişe gitmeye başlarlar. Neşvi nema bulur diye düşünüyorum. Efendim. Sayın Bakanım. Efendim buradayız efendim. Bu arkadaşına gelsin ya. İçinden geldi bahçeye kalması diye.